Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Videolarımı izleyip yorum yapıyorsunuz, beğeni bırakıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Evet, bir hafta sonundayız. Bugün 21 Mayıs Cumartesi ve en hareketli döneme başlıyoruz. Çünkü bugün Güneş İkizler Burcu'na geçti. Sevgili ikizler, hepinizin doğum gününü kutluyorum. Mutlu, sağlıklı bir solar yıl geçirmenizi diliyorum. Şimdi Güneş ikizlere geçince tabii ki terazi, kova burçları için de parlayacak ikizlerle birlikte. Sizin için parlayacak. Onun dışında ateş grubu burçlar için parlayacak. Bir de tabii ki unutmayalım ikizlerin karşısındaki yay burçları için de Güneş önemli etkiler bırakacak tabii ki. Şimdi arkadaşlar bugün böyle bir etkimiz var. Bizim sosyal hayatımızın hız kazandığı, daha adapte olmakta kolaylık yaşayacağımız, daha uyumlu olabileceğimiz. Hani sabit grup burçların gölgesinden çekildi artık gökyüzü. İkizler daha böyle girişken, daha konuşkan, daha aktif, daha esnek aslında diyelim bir burç olduğu için. Bizim hayatlarımızda da özellikle ikizler burcu doğum haritalarımızda neredeyse oralarda daha önemli konular hayatımıza girecek ki. Bir de Merkür Retromuz var biliyorsunuz. O da bugün İkizler Burcu'nda son aslında dekanlarını yaşıyor. Çünkü yarından itibaren o şeye geçecek. Boğa Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Şimdi bugün Güneş ve Merkür kavuşumda değerli arkadaşlar. Yani Güneş, Merkür biliyorsunuz Merkür Güneş'in kalbinde diyoruz biz buna. Ve de retro olduğu için 0 derece ikizler olan yani bugün 21, 22, 23 Mayıs'ta doğan ikizler burcu arkadaşlar başta olmak üzere. Yine doğum haritalarınızda hava grubunun böyle ilk derecelerinde yerleşimleriniz varsa retroyu unutmayın. Merkür retrosu bizim mesela zihinsel potansiyellerimizi özellikle bazı unuttuğumuz şeyleri geri getirebilir. Biliyorsunuz tam o anı ben bu arada not aldım size vereceğim saatlerini. O anda bizim düşüncelerimiz, niyetlerimiz çok önemli olur ki bu kavuşum çok daha önemli çünkü Merkür çok güçlü kendi yönettiği yerde. Düşünmek, plan yapmak, kendini ifade etmek, sunum yapmak, tanıtım yapmak, yeni bir işe başlamak, yeni bir hayatınıza döngüyü başlatmak için de yine güzel bir dönem. Tabii ki Merkür'ün retro olması hepimiz için olmasa da özellikle doğum haritalarında Merkür'ün retro olan arkadaşlar için çok önemli, özel bir zaman olabilir ki İkizler burcu olan arkadaşların Merkürleri genellikle ikizler burcunda olabilir. Retro olanlar için çok güzel bir süreç. Ama retro değilse çok önemli işleri değil de biraz daha geçmiş olan işleri aktif etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gün genelinde açılarımıza geldiğimizde oldukça heyecanlı açılar var arkadaşlar bugün. Özellikle 22-17 Güneş Merkür kavuşuyor. Yani Merkür Güneş'in kalbinde. Bu saat tam olarak 21.39, 22, 27. Yani düşünün, yazın, plan yapın, uygulayın. Aklınızdan geçirdikleriniz çok önemli burada. Aklınızda, kalbinizde onaylayan şeyler olsun. Çünkü derler ki aklımdan geçti oldu. Hani iyi şey geçirip iyi şeyler olmasını diliyorum sizler için. Şimdi bugün gökyüzündeki açılara baktığımızda ise evet, ilk açımız Uranüs'te saat 18.15'te ayın tabii ki ay bu arada Kova burcunda onu da söyleyelim. Ayın Uranüs'e bir karesi var. Sabit grup burçlar arasında olacak ama tabii artık Güneşimiz ikizlerde olduğu için bizi buradan biraz sıyırıyor. Yani o sabitlik biraz dağıldı bunun sayesinde. Tabii ki şimdi hem ay Kova'da hava grubunda şimdi Güneş ikizlerde çok daha rahat bir enerji akışı olacak. Bunu unutmayalım. Hem sosyal ilişkilerimizde, özel hayatımızda. Mesela nasıl kullanabiliriz bu süreci? Özellikle iletişimle ilgili tüm araç gereçler arkadaşlar. Telefonlar, arabalar, telgraflar, mailler, araçlarımız da trafik de çünkü bu alana giriyor. Bunlarla ilgili özellikle aslında otomobil sektörü de burada çok hareketlenecektir. Fiyatlandırmalarla ilgili bir takım hızlı bir değişiklik olacak. Eğitim sektörü mesela yine önem taşıyacaktır.
bizim için ve yakın çevremizde olan ilişkilerimizde çok süratlenecek. Özellikle 25 Mayıs sonrasında bu daha dikkat çekici olacak. Bugünün çok temel açısı yok. Uranüs'te olan biraz sert olabilir. Saat 18 sıralarında beklemediğimiz böyle haberlerle belki biraz huzursuz olabiliriz değerli arkadaşlar. Bir diğer güzel açımız ise 17.03'te Şiron'la Ay'ın uyumlu bir açısı var. Bu da bizim için şifa açısı, her zaman söylüyorum. Şimdi genel olarak şöyle bir 17.39-18.51 diye not almışım. Demişim ki tanıtım için kullanabilirsiniz. Mesela sunum yapmak, yönetimle ilgili konular, işte çocuklar, hobiler açısından detaylı çalışmalar, grup çalışmaları yapmak için mesela bu saatleri kullanabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için aynı zamanda. Bir diğer önemli açım ise 22-27-23-16 arası. Zihinsel çaba gösterin arkadaşlar. Zihninizi zorlayın biraz. Jimnastik yaptırın zihninize. Biraz onu yorun. Hazır ikizler burcundayken çok fazla proje gelebilir aklımıza. Çok fazla fikir gelebilir. Çok seçeneğimiz olabilir. Hayata dair, özel hayatımıza dair, para kazanmaya dair olabilir. Bunları Merkür retroyken bir plan yapın, bir sınıflandırın. Merkür retrosu bittikten sonra da etki alan arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle 4 Mayıs'tan sonra bunları hayata geçirebilirsiniz. Şimdi onun dışında yine güzel bir saatimiz var. Bugün eğer bir sorumluluk almanız gerekiyorsa, önemli bir işiniz varsa 14.05-15.16'yı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle otorite figürü kişilerle olan iletişimlerinizi, önemli bir işiniz varsa onu yapmak için bir hani boş vermişlik yapmayalım bu saatte. Biraz daha sorumlu davranalım. Bunu disiplinli olmakta fayda var yani. Bir diğer disiplin gerektiren saat ise lütfen bunu da her gün olmuyor bu. Değerlendirin 21-39-22-27. Bu da mesela önemli bir işin varsa bu saatte lütfen iptal etme. Öteleme. O ne gerekiyorsa o anda yap ki bu senin için ileride önüne farklı bir şekilde gelebilir. Sevgili arkadaşlar, işte bugün böyle bir enerji aktif olacak. Çok daha uyumlu olacağız. Daha böyle öğrenmeye hevesli de olabiliriz. Özel işlerimiz varsa mesela ilişkiler konusunda hemen şöyle bir baktığımda bugün neresi önemli? Evet, ilişkiler için güzel. Özellikle aşk hayatı, çocuklar, çocuklarla ilgili konular, hobiler, yaratıcılık gibi biraz önce bahsettim zaten. Bu önemli. Seyahatler, hukuki süreçler, mahkemeyle ilgili konular varsa yine özellikle mesela kova burcu arkadaşlar. Bunlar gündeminizde olacaktır. Tabi hava grubunda işte Merkür, Güneş yönetiyor. Elbette ki bizim için daha faydalı çalışacak ama iletişimle ilgili konularda da bugün güzel haberler alabiliriz. Herhangi bir başlangıç yapmak için de mutlu ve güzel bir gün olacak sevgili arkadaşlar. Evet, böyle bir gün geçireceğiz. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Çok sert açılar yok ama tabii ki 18-15 biraz kritik duruyor. Bakalım hayır olsun, ne olacak diyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.